Herkese yeniden merhabalar. Bugün sizler için çok kolay ve çok güzel bir kurabiye tarifim olacak. Çikolatalı damla kurabiye tarifim olacak. Hem çok kolay, hem çok lezzetli, hem görünüş açısından çok güzel oluyor. Karıştırma kasemin içine 150 gram margarini koydum. 1 su bardağından biraz eksik. Pudra şekerini ekliyorum. 1 yumurta ekliyorum. 1 paket kabartma tozu. Pardon, 1 paket vanilya, yarım paket kabartma tozunu ekliyorum. Şimdi elimle karıştıracağım onu eklemeden iyice. Yağ ve diğer malzemeleri iyice karıştırdım. Bir de kurabiye yaparken mutlaka tereyağınızı veya margarinizi oda sıcaklığında 1-2 saat bekletin. Bu çok önemli. Pürüzsüz olması için hamurunuzun. Şimdi 2,5 su bardağı unu ekliyorum. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edeceğim. Kurabiyemin hamurunu yoğurdum. Un miktarı biraz az geldi. 2 yemek kaşığı kadar daha ekledim. Böyle kıvamı şöyle olmalı. Hani elinize yapışmayan bir kıvam olmalı. Siz de un miktarını hamurunuzun durumuna göre ayarlayın. Gerekirse biraz daha ekleyin. Şimdi hamuru 15-20 dakika kadar dinlendireceğim. Yapmaya başlayacağım. Kurabiyemin hamurunu dinlendirdim. Şimdi yapmaya başlıyorum. Elime bir parça aldım. Şöyle uzunlamasını elinizle uzatarak şekil verin. Ne çok ince olsun ne de çok kalın olsun. Bıçakla ikiye kesiyorum. Birazcık daha incelteceğim. Bu incelik yeterli. Eşit şekilde kesin. Yine aldığınız zaman küçük parça şöyle elinizle yine bir uzatın. Uçlarını birleştirin. Böyle böyle damla kurabiyeleri yapıyoruz. Tepsiyi aralıklı şekilde diziyorum. Kurabiyenizi yaparken fırını açmayı unutmayın. Fırın ısına dursun. Çünkü her zaman kurabiyelerinizi ısınmış fırına koyun. Soğuk fırına koymayın. Böyle böyle devam ediyorum. Hamurum bitene kadar bu şekilleri vereceğim. Yaklaşık 2 tepsi çıkıyor bu ölçülerden. 1 tepsi damla kurabiyelerim fırına girmeye hazır. 175 derece fanlı bölümde üzerleri hafif kızarana kadar pişireceğim. Damla kurabiyelerim piştiler. Fırından çıkardım. Şimdi soğumaya bırakıyorum. İyice soğuduktan sonra eritilmiş çikolata ve yeşil fıstıkla süsleyeceğim kurabiyelerimi. Kurabiyelerim soğudu. Önüme yeşil fıstığımı ve çikolatamı aldım. Benmari usulü eritilmiş çikolatayı sütlü veya bitter kullanabilirsiniz. Şimdi önce çikolataya ucunu buluyoruz. Sonra yeşil fıstığa diziyoruz. Dilerseniz Hindistan cevizi, fındık, fıstık da olabilir. İlla yeşil fıstık olacak diye bir şey yok ama yeşil fıstık tabii daha güzel gösteriyor.
Bütün kurabiyeler bitene kadar böyle buluyacağım, süsleyeceğim. Damla kurabiyelerimin süslemesini bitirdim. Bir miktarını da sade çikolatayla yaptım. Böyle de yapabilirsiniz. İlla yeşil fıstığı bulamanıza gerek yok. Sade çikolatayla da gerçekten çok güzel görünüyorlar. Şimdi iyice soğuduktan sonra saklama kaplarıma dolduracağım ve servis yapacağım. Dilerseniz süslemeden de saklama kaplarına koyabilirsiniz. Servis edeceğiniz zaman çikolataya, fındığa, fıstığa bulayabilirsiniz. O da bir alternatif olabilir sizin için. Bu verdiğim ölçülerden 1,5 tepsi çıktı. Şimdi soğuduktan sonra kurabiyelerimi servis yapacağım. Damla kurabiyelerimi saklama kabına doldurdum. Nefis görünüyorlar. Servis tabağına da aldım. Umarım sizler de bu tarifimi yaparsınız ve afiyetle yersiniz. Çok beğeneceğinize eminim. Çok uzun süre kapalı kaplarda muhafaza edebilirsiniz. Başka tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.